Selam millet, ben Şefik ve bu da The Cub. Yeni oyunlardan biri sayılır. 19 Ocak'ta çıkmıştı. Eğlenceli, kısa bir platform oyunu ama çok da güzel bir bağlantısı var. Detaylara geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bağlantı dediğim kısım şu. 2021'de bir oyun çıkmıştı. Golf Club Wasteland diye, ona video çekmiştim. O da çok güzel bir oyundu. Dünyanın artık yaşanmaz hale geldiği bir ortamda. İşte zengin insanlar dünyaya gelip golf oynuyorlardı. Tabii ki böyle astronot kıyafetleriyle, koruyucu kıyafetlerle. Böyle bir oyundu. Çok da güzel bir havası, atmosferi vardı. Böyle bir radyo vardı, onu dinliyordunuz vesaire. O oyun o şekilde ilerliyordu. Şimdi The Cub'ın şöyle bir bağlantısı var. Yine aynı yerde geçiyor ama bu sefer o insanlardan biri değiliz de buradaki kötü şartları diyeyim, kötü doğa şartlarına karşı bağışıklı olan bir canlıyı kontrol ediyoruz. Yani bir yaratığı kontrol ediyoruz. Belki uzaylıyı kontrol ediyoruz. Ve buralarda gezinmeye başlıyoruz ama etrafı keşfederken de aslında ilk oyundaki insanları da görüyoruz. Sonra onlar peşimizi takılıyor. Bizi kovalamaya başlıyor ve aslında bir kaçış başlıyor. Biz de bu kaçış sırasında dünyayı aslında keşfederken hatta en başta onların o geride bıraktıkları, daha doğrusu onlardan ölenlerden birinin geride bıraktığı astronot kıyafetinin o kafasına takılan parça, onun bir adı var mı bilmiyorum. Onu takıyoruz ve yine ilk oyundaki gibi radyo dinleyerek bu platform oyununu oynuyoruz. Oyun çok uzun değil. 2-3 saat sürdüğü söyleniyor. O yüzden ben böyle ilk kısmını, giriş kısmını atladıktan sonraki kısmını oynayacağım. Hani biraz daha temel mekaniklerin öğrendiği kısmını oynayacağım. Ama siz bu oyunun süresini uzatabilirsiniz. Çünkü etrafta çok fazla toplanacak ıvır zıvır oluyor. Bunları toplamanız gerekiyor. Bulmanız gerekiyor. Zaman zaman da oyun sizi bazı şeyleri çözmeye itiyor. Bu şekilde oyunun süresi uzayabilir diyorum. Ve oyun işe geçiyorum. İşte o insanlar buraya tekrar gelmişler. Ve bizi görüyorlar. İmkansız. Neden imkansız? Bu Richard'ın. Son keşifte gelenlerden. Ekipman olmadan nasıl nefes alıyor? Onu yakalayıp bunu öğrenmeliyiz. Bu bahsettiğim, o kafamıza taktığımız şey var ya, bu onun bir adı vardır mutlaka. Onu tanıyorlar ve peşimize düşüyorlar. Bir yandan da tabii şaşıyorlar, ya ekipman yok ya, nasıl böyle bir hayatta kalıyor olabilir diyerek, ve biz de buyuz. Ya bu arada kaçmadan şunu da göstermek istiyorum. Oyunun bu radyo ismi, radyo olayı çok iyi bu arada, müzikler vesaire. Ama bu eski oyunlarda, eski platform oyunlarında çok olan bir şeydi. Böyle karakteri serbest bırakırdınız, hiç hareket etmezdiniz. Kendi kendine hareketler yapardı. Bunun da bir adı var, terimi unuttum. Idle bir şey olması lazım. Ya bu karakter gerçekten çok gördüğünüz gibi çok güzel eğleniyor kendi kendine. Kalanını size bırakıyorum. Devam edelim. Şimdi oyun bir platform oyunu olarak tabii ki zıplama, hoplama, bu tip mekaniklere sahip. Eğilebiliyoruz, bir şeyleri çekip itebiliyoruz. Oyunun ilk giriş kısmından sonraki bölüm aslında bu. Bu arada bu üstüne bindiğimiz şey her neyse enteresanmış. Galiba şuraya tırmanabileceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Buna gelip sallanıp salınabiliyoruz. Hop. Ve başımıza böyle şeyler geliyor. İşte oyun size böyle küçük sürprizler yapabiliyor. O zaman ne yapacağız? Bu biraz daha ileri gider mi acaba? Ha, belki onu bu şekilde oyalayabiliriz. Ama bizi yine yakalar. Hop. Güzel. Buradan nereye atlayacağız peki? Daha doğrusu buradan atlayacağımız yer bizi... Vay arkadaş. Eyvah. Tırman tırman. Ha, güzel. Yırttık. Bu arada etrafınızdaki şeylerle etkileşime girebiliyorsunuz. Bir şeyleri taşıyabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde muhtemelen saklanabiliyorsunuz. İlk defa bir varil gördüm. Etrafta çok fazla toplanacak şey var. Bunları da oyunun menüsünden aslında bir oda gibi bir yer, oraya gidiyorsunuz da sanki orada görüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Niye taş atıyorsunuz ya? Oh. Burada artık dünya ne hale geldiyse, yaban domuzumsu ama tam da ne oldu? Kaçtı benden. Güzel. Oyunun bu radyosu bu arada ilk oyunda da vardı. Müthiş şarkılar var. Bundan çıkalım bir. Tekrar mı aldım? Hemen çıkalım içinden. Aynen, ve yukarı çıkalım. Oyunun radyosunda arada böyle DJ giriyor, bir şeyler anlatıyor vesaire, hikayeler anlatıyor. Onun dışında çok iyi şarkılar var. Hatta bir tanesini bayılmıştım. İlk oyunun bu giriş kısmında çalmıştı. Şarkı zaten oyun çıkmadan bir süre önce yayınlanmıştı. Şuraya bir bakmak istiyorum. Etrafta bir şey bulabilir miyiz diye. Biraz sert düştük ama bu arada düşüşlerde şöyle yuvarlanma olayı da var. Eğilmek dışında yuvarlanma olayı da var. Bahsettiğim şarkı yayınlanmış daha önceden. Burayı açmamız gerekiyor herhalde. Bunları Spotify'da bulabilirsiniz. Bu detayı da vermiş olayım. Buradan devam edelim. Belli ki oradan bir yerden aşağı ineceğiz. Şuradan tekrar eğilelim. Buradan değilim.
Evet, yolumuzu açmış olduk. Allah, biraz sert düştük. Ve madenlere geldik. Zaten o bizi kovalayanlar da madenlere gitti, doğru gitti demişti. Oyun böyle daha sakin gidiyor gibi düşünebilirsiniz ama zaman zaman kovalanıyoruz. Allah. Bu neymiş ya? Tekrar terse gidiyoruz. Acayip bir ortama geldik yalnız. İğmeyi yakalayalım. Ben nedense böyle oyunun önceki bölümlerinin bana verdiği ilhamla diyeyim. Böyle atlamam gerekiyordu. Yapmam gereken buydu. Şimdi devam edelim. Aşağıda bir şey mi var? Toplayacak bir şey var tabii ki. Olmaz mı? Farklı kategorilerde bu arada toplanacak şeyler var. Galiba oyuncak gibi şeyler de var. Onun dışında alabileceğiniz, toplayabileceğiniz şeyler var. Bunların hepsini dediğim gibi oyunun başında ilk kısımlarında bir tane şey var. Ne onun adı? Oda gibi bir yer var. Aslında orada hepsine erişebiliyorsunuz. Senle bir şey yapamıyor muyuz ya? Yok. Buradan da devam edemiyoruz. Bakalım yol neredeymiş? Aa, bir dakika, şuradan yok, oradan da gitmiyor. Buradan devam edeyim. Belki de burası sadece bunu bulmam için gereken bir yerde. Emin olamadım. Evet, sadece onu bulmam içinmiş. Şuradan gidemedik. Bazen böyle etrafta şu an üstünde zıpladığım yumuşak şey var ya, onun gibi şeyler genelde ölüm getirdiği için biraz ondan kaçak kaçmaya çalışmıştım. Yine bilmiyorum fark ettiniz mi? Eyvah. Koş koş koş. Kamyonu aşağı uçurduk valla. Oyunda o kadar güzel detaylar var ki. Mesela aşağı indiğimde müzik çalmıyordu fark ettiyseniz. Çünkü bu kafamızdaki şeyde müzik çalıyor. Bu bir radyo. Bu derinlere indiğiniz zaman hafif hafif ses bozulmaya başlıyor. Ve timing'i tutturamadım. Ve en sonunda da çok derine giderseniz de ses tamamen yok oluyor. Burada bir şey yok gibi ama gördüğünüz gibi etrafta kurtlar olduğu için küçük, ufak bayağı eğleniyor. Bunun üstüne düşmeye çalıştım ama başaramadım. Biraz sert düştük. Dediğim gibi yuvarlanma, kayma vesaire var. Şöyle bir biraz hızlı davranacağız. Şuraya inebilelim. Güzel. Bakalım nereye. Eyvah, yine geldiler. Belki böyle yerlere saklanmak gerekiyor olabilir. Aynen. Ben bu yumuşak inme olayını bir türlü beceremedim. Ve çarpıldık. Çarpılarak öldüğünüzde aslında nasıl ölürseniz ölün. Bir şekilde bu çizim çıktı fark ettiyseniz. O şekilde size gösteriyor. Buradan eğilerek geçebiliyor muyuz yoksa kaymamız mı gerekiyor? Yok, sakin sakin geçebiliyoruz. Hah, şu yuvarlanma olayını sonunda hallettim ya. Şimdi sağda elektrikli bir yer var. Şu merdiveni deneyelim. Yaz çok ilginç bir yer. Fark etmişsinizdir. Ve burada yine bir şeyler bulduk. Bakalım ne bulduk. Ha, tabii ki burayla ilgili notlar da bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi burası dünyanın mahvolmuş hali ama işte burada geçmişte ne olmuş? İşte burada mesela CEO ile ilgili onun yaptığı baskının kötü sonuçlar doğurduğu anlatılmış. Böyle notlar bulabiliyorsunuz. Burada neler yaşanmış vs. Dünya niye bu hale gelmiş bulabiliyorsunuz. İlk oyunda bu notları buluyor muyduk? Bununla ilgili bilgi toplayabiliyor muyduk emin değilim. Bu arada başta söylemediysem şunu hatırlatayım. Golf Club Wasteland'da oynadı. Sonra o Wasteland kelimesi yıllar sonra, yani oyun çıktıktan 2-3 yıl sonra sorun olmuş firmanın başına ve oyun ismi de değişmiş. Bu şekilde ararsanız bulamazsınız. Golf Club Nostalgia diye aratırsanız bulabilirsiniz. Bu ilginç notu da vermiş olayım. Şurada da sanki bir şey vardı. Aynen, buradan notları buluyoruz. Televizyon bulduk. Biz bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz belli ki. Eski bir Western filmi sahnesi. Televizyon hala çalışıyor, güzel. 11 tane video bulmuş. Benim bulduğum ilk video bu arada bu. Oyundaki. Belki de atlamışımdır. Elektriği kapatalım. Elektriği kapatmak dışında ha, işimize yarayacak bir şey bulduk. Güzel. Bak, bu yuvarlanma işini şimdi çözdüm. Artık Ryle... Evet, yine öldük. Oyun böyle oluyor işte. 2-3 saatte bittiğini söyleyenler vardı. Bu şekilde uzuyor demek ki. Hemen eğilelim. Ve sıçramalarımıza hazırım. O aşağıdan dönüp tekrar önümüze geliyor demek ki. Ben burada atladığımda bir şekilde ona denk geleceğim. Burada atlamayalım. Bizi götürecek belli ki.
Burada atlayasım geldi. İyi ki de atlamışım. Muhtemelen onun sonu hiç iyi bir yere gitmiyordu. Şuna da binelim. Üst üste farklı şeylerin çıktığı, engellerin çıktığı bir platform. Yani şöyle eğileyim. Buradan sonra yukarı atlıyoruz. Buradan da atlıyoruz. Buradan aşağı atlıyoruz. Şimdi burada eğiliyoruz. Galiba hiç zıplamıyoruz bundan sonra. O bizi götürecek diye düşünüyorum. Güzel, merdiveni tutturdum. Defalarca öldüm. Defalarca öldüm ve buradaki sekansı bitirmenin achievement'ı varmış. Yani o kadar da hani beceriksizlikten değil, oyun gerçekten zorlayıcıymış. Burada bir şeyler bulabilecek miyiz? Bulduk. Gelecek nesil yakıtlar Mars roketleri için, bununla ilgili bir haber vardı. Bu arada AlphaVille CEO'su diyor. Demin başka bir CEO haberi bulmuştum. Aynı şirket miydi, farklı mıydı hatırlayamadım. Ama yeni bir roket yakıtı haberi bulduk ve dördüncü gazete. Aslında burada neler olduğunu öğrenmemiz için toplamamız gereken gazetelerden sadece şu sağ tarafta bir şey var mı? Genelde böyle platform oyunlarında ters yönlere, çok hani gidilmesine gerek olmadığı yerlere bir gidersiniz, bir şey var mı diye. Ama her zaman da bir şey çıkmıyor. Burada yine ölü biri var sanırım. Hemen ona da bakalım. Burada da bir gazete bulduk. Bu sefer buranın valisinden bir haber geldi. Burada başka neler bulduk? Burada gazeteleri üst üste bulmam ilginç oldu. Bir tane de kitap bulduk. Bir de mesaj bulduk. Bu süreçle ilgili ikinci milestone'u kaçırdık, tutturamadık dedi. Yine bir CEO mesajıyla. Buradan gerçek kendisi de bu olabilir. Bilmiyorum, bilgisayar başında mı takılıyordu ama. Burası çünkü sıradan bir ofis katına benziyor. Ama her ne yaptılarsa yapamamışlar, gördüğünüz gibi. Ya da yapmışlar. Çünkü söylemiştim başta hikayesinde şey, hani bu dünya bu hale geliyor ve zengin insanlar gelip burada eğleniyor. Hani golf oynuyorlar vesaire. Beni oradan görmez diye umuyorum. Şöyle bir atlayacağım çünkü burada da bir gazete daha bulduk. İnanılmaz. Sürekli olarak bu arada DJ'miz çıktı sanırım. Aynen. Bahsettiğim olayı anlatıyor aslında. Hani böyle bir şirket kuruldu burayı keşif için, golf oynamak için. Buradan yukarı çıkabiliyor muyuz? Yok. Dünyaya varıldığını anlatıyor. Burada saklanabiliyoruz. İyice radyo yükseldi sesi bu arada dışarı çıktığımız için. Oradan aşağı atlamayacaktın çocuğum. Bu sefer de düşerek öldük. Onlara bol şans dileyim diyor. Çünkü bu hani doğal hayat şey yapmış. Buradaki yine düştük. Golf sahalarını daha zorlu hale getirmiş. Bunu anlatıyor aslında. Buradan niye atlayamadım ya? Aslında tamamen bir golf turizmine dönmüş. Hop. Bunun bakacağını düşünmemiştim. Güzel. Devam edelim. Hop. Buraya da geldi adam. Bizi arıyorlar tabi. Acaba sola gelir mi ya da burada bir engel daha var mı? Şimdi çıkmak da istemiyorum ölmemek için ama. Şu sütun da galiba bizi gizliyor. Orada da bir gölge var. Bu tekrar sağa gittiğinde oradan çıkacağım. Bu beni çok net görür burada çünkü. Sen biraz uzaklaş. Güzel. Eyvah. Görünce geliyormuş, Allah'tan peşimize düşmüyormuş. İyice bir uzaklaşsın. Tamam. Güzel. Gölgeleri anlayabildim, algılayabildim. Şimdi kaçmaya devam ediyoruz. Ne istiyorsunuz abi buradaki doğal yaşamdan, doğal buranın yerlisinden diyeyim. Az bir şey daha bulduk. Yine bir kitap bulduk. Bol bol hikayeyle ilgili şeyler bulmaya başladım. Ben buraları tabi hızlıca geçiyorum ve şu ip varmış burada. Ben kaçmaya devam ediyorum. O bir kat daha var. O kesin peşimize gelir. Aynen. Gelmez mi? Çabuk çabuk çabuk. Ha. Güzel. Burada görmez diye düşünüyorum. O bir daha gelecek. Ben buradan yukarı nasıl çıkacağım? İn bakalım orada benlik bir şey var mı? Var olmaz mı? Şurada bir saklanalım. Emin olamadım çünkü şeye yetişebileceğimden. Kapıya. Karşıda yine bir
Beni burada görmez. Hop. Güzel. Kaçtık. Yani sen burayı terk edip sonra gelip niye buradakileri avlıyorsun ya? Çok ilginç ya insanlık. Mesajımızı da aldık. Burada bir oyuncak buldum. Direkt yukarı çıkacaktım ama böyle oyuncaklar da buluyorsunuz. Küçük bir çocuğun. Daha çok neye sevinebilir bilmiyorum. Onu aldık mı öyle sadece sevindik mi? Şimdi o bir yukarı çıksın. Ben buradan bir yukarı atlarım yine. Gerçekten bol bol öldüğüm, muhtemelen onları arada temizlediğim bir video olacak ama özellikle o maden kısmında biraz zorlandım. Sizi sıkmamak için oraları biraz kırdım. Gel bakalım. Sen bir aşağı daha iniyor muydun? Bir aşağı daha iniyorsan inmiyorsun galiba, yukarı çıkıyorsun. Aynen. Buradan geçip karşıya atlayacağım. Aa, yine yukarıdayken yapmam lazım onu. Direkt ağzına düşmüş oluruz burada atlasak. Hop. Yok. Biraz sola gidersen. Ya da sen belli ki en yukarı gideceksin. Hop. Şöyle saklanalım. Ve sen yine aşağı indiğinde ben bu üst... Aynen. Ben burayı da hallederim. Aa, buraya geldi. Farklı bir ritmi var. Farklı bir şeyi var adamın. Ben buradan karşıya atladım mı artık? Senden kurtulurum diye umuyorum. Bakalım nereye gideceğiz? Bu şeyi de kafamızda nasıl tutuyoruz bilmiyorum ama bu kısmı da atlattık galiba. Evet, kaçtım. This whole hunt was for so-called research purposes, to see if humans could return here one day. But even with jetpacks, you still couldn't navigate our new terrain. I am a nimble earthling, while you need so much gear just to stay alive. Beni bu benim peşime düşmelerinin sebebi işte hani burada araştırma yapmak. Öyle iddia ediyorlar ama tabii ki öyle değil. Bunlarla diğer şeyleri de yakalıyorlarmış. CEO ile direkt konuştum. Bu insan benzeri canlı ile ilgili endişeleri var. Bunu geride bırakmışlar. Bu tuhaf inançları var burada, başlıklarını yiyip hayatta kaldığı ile ilgili. En önemli şey şu. Eğer onu yakalarsak üçümüz de terfi alırız. Ben güvenliğin başına geçerim. Ben de veri bilim başına geçerim. Veri bilim departmanının. Herkesin bir hayali var gerçekten. Öncelikle Carol sen tren istasyonuna git dedi. Birini gönderdi. Çocuğun söylediklerini tam tekrar ediyordum. İşte bunun bir araştırma için olduğunu söylüyorlar. Tekrar radyo bu arada açıldı. Hani sanki şey gibi, bunu yakalayacaklar, bunun üstünde araştırma yapacaklar. Sonra da dünyaya geri dönmenin bir yolunu bulacaklar gibi. Ama çocuk dedi ki burası çok değişti. Hani siz benim gibi yapamazsınız. Kendici tabii bunu söylüyor kendi kendine. Çok fazla ekipmana ihtiyacınız var dedi. Ve biraz daha ilerleyelim bakalım. Çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Artık ne kadar nerede keserim bilmiyorum. Çünkü oyun çok uzun değilken size de çok fazla şey gösterip hikayeyi de sizin için çok açık etmek istemiyorum. Kesinlikle kendiniz oynayıp deneyimlemeniz gereken bir oyun. İlk oyun da Allah. İlk oyun da öyle bu arada. Buradan yine bir şeyler bulduk. Güzel yedik galiba ve giyirdik. Evet, Burps yazdı zaten. Şimdi merak ettiğim o aşağıda acaba bir şey var mıydı? Aa, merhaba küçük dostum. Küçük dostum dedim, dev dostum. Hayvanlar hayatta kalabilmiş. Bazıları dönüşmüş, bazıları... Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Onun üstünden mi atlamam gerekiyor bilemedim. Kaçayım derken de maalesef yakalandım zaten. Yine bol bol öldüğüm bir sekansla karşı karşıyayız. Lanet olasıca insanlar bu garibanın peşine düştüler. Koş koş koş. Böyle öne atılma olayımız da var bu arada. Eyvah.
Şimdi bunları bir itelim. Şunların yörüngesini girmeyeceğiz. Bir de ateş edildiğinde yakalanmayacağız. Bu kadar basit aslında. Çok enteresan bir... Allah! Burada bir double jump lazım. Bu arada bunlarda da double jump kullanabiliyorum. Bir de peşimden bir hayvan geldi. Allah! Gerçekten inanılmaz. Kaç kaç bitmiyor. Senden de kurtulduk. Bundan double jump da atlıyoruz. Burada da şey yapmadık. Çarpılmadık neyse ki. Koş koş koş. Normalde iki boyutlu böyle hani kaçış benzer oyunlarda hep arkanızdan bir şey kovalar ya. Bu da aslında zamanla yarışıyorsunuz gibi. Çünkü hani zaman ilerledikçe aslında peşinize takılıyor. Yani sizi vuruyor diyeyim. Önünüzde kalması bir şey ifade etmiyor. Yavaş kalmamanız lazım sadece. Önünüze geçtikten sonra da sizi yakalayabiliyor yani. Bu düş iyi olmadı mesela. Önümüzdekini vuralım. İtelim derken aşağı düşmesek iyi miydi diyeceğim ama sanki iyi oldu düşmemiz. Acaba dedim yine mi öldüm? Bu sefer de çok yüksekten düşerek mi öldüm dedim ama. Neyse ki başımıza bir şey gelmedi arkadaşlar. Hala devam ediyorum. Bir gazete daha bulduk. 7. gazete. Yani şuradaki bulmamdan bile fark etmişsinizdir. Yani çok hızlı bir şekilde ilerleyip içeriği tüketebilirsiniz. Biraz daha ilerleyelim. Hadi buradan da çıkayım. Zaten buraya kadar itebiliyormuşuz. Biraz bu düşecekmiş gibi duruyor. Çok enteresan. Ben atladıktan sonra sanki bu kopar. Evet, tabii ki. Klasik. Bundan da atlayalım. Güzel. Onu da bir güzel harcadık. Ve yorulduk. Gerçekten iyi iş başardın ve bir kere de. Ve hala adamlarla onlara nanik yaparak eğleniyor. Çok renkli ve eğlenceli bir çocuk gerçekten. Bunları da kıralım. Yalnız ileriden yine ses geliyor. Bu neymiş? Ölecek bir şey sandım ama ölmemiştim. Burps dediği şeylerden bulduk ve bir güzel giyirdik. Oyunda geğirme buluyorsunuz. Şimdi böyle bir oyun. Yine bir sese doğru gidiyoruz. Burası bir askeri alana da benziyor. Hava alanına da benziyor. Ve yine peşimizde silahlı adamlar var. Ve senin bir yere gitmen lazım. Sonra benim oraya gelmem lazım. Bu çadırları kullanarak senden kurtulacağım. Bunu da kıracağım herhalde. Sen bir doğru da ara beni. Git bak bakayım orada mıyım. Kırdık girdik. Burada tabi gördüğünüz gibi belli ki bazı eylemler olmuş zamanında. İşte barış işaretleri vesaire. Ya da buraya gelin. Belli ki insanlar belki buraya sığınmış. O dönem artık ne yapıldıysa. Sen biraz sola gidersen benim işimi kolaylaştırırsın. İyice sağa gitti adam ve şu an çıkasım kalmadı. Kolumu göstersem. Git git sola doğru git. Adam rotasyonu mu değiştirdi bilemedim ama. Bakalım evet rotasyon değiştirdi galiba. O sağa gittiğinde artık ne kadar uzağa gidiyorsa ben aynen bir çadır daha bulmam lazım. Oradan da aşağı düşmem lazım. Ve bir not. Hop daha buldum. Şimdi ben böyle ilerlersem oyunun çoğunu belki size göstermiş olacağım. Bunu da yapmak istemiyorum. Burada bu arada yeni şeyler daha buldum. Bir televizyon daha buldum. Hadi bunu da açayım. Biraz daha içerik göstereyim ama çok da tüketmek istemiyorum. Aman tanrım. Klasik bir Amerikan sahnesinde zombi saldırısı. Orada çok klişe. Amerikan dünyasında zombi saldırısı şeklinde bir klişe eleştirisi geldi. Bir burp daha bulduk. Burp daha bulduk. Yine giyirdik. Ve burada muhtemelen bir not daha bulacağız. Bir kitap daha bulacağız. Alphaville Transport'un bu şirketin geleceği adlı bir not bulduk. Bir tane de top bulduk. Yine buradan mesaj var. Sevgili Clara diye başlayan Julia Zitron'dan gelen kendine iyi bak dostum diye biten bir not. Ama bunları USB'miş bu arada bu. Ben bunları tüketmek istemiyorum. O yüzden şurada bir park edip
Videoyu sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi yine düştük. Oyun içeriğini size bırakmak istiyorum. Şu karakteri böyle düzgün bir yere bırakayım dedim. Şu hareketlerini görün diye. Burada görebilirsiniz. İlk bahsettiğim oyunda güzeldi, eğlenceliydi. Tabii orada bir golf oynama olayı vardı. Hani farklı bir şey vardı ama aynı dünyada geçen tamamen platform temalı. Çok da renkli, eğlenceli bir oyun. Evet, biraz kısa ama yine de bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka alıp oynayın derim. Fiyatını bilmiyorum. Fiyatını ekrana yazarım. Hani 2-3 saat sürüyor diyorlar. Hadi maksimum 4 saat olsun. Bilmiyorum, emin değilim bitirmediğim için ama hani birçok şeyde bulmuş oldum. Artık çocuğumuz yoruldu, bir an oturdu. Belki fiyatla kıyaslama yaparak ona göre satın alabilirsiniz. Ama hani bu tarz oyunları seviyorsanız süreden bağımsız olarak mutlaka tavsiye ediyorum. Almak isteyenler için de Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.